Rahman Rahim Allah'ın adıyla Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. İyilik yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Evet, sabrettiğiniz ve Allah'a karşı gelmekten sakındığınız takdirde, onlar ansızın üzerinize gelseler bile, Rabbiniz nişanlı beş bin melekle size yardım eder. Sizin yanınızdaki tükenir. Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar Mümin erkeklerle Mümin kadınlar İtaatkar erkeklerle İtaatkar kadınlar Doğru erkeklerle Doğru kadınlar Sabreden erkeklerle Sabreden kadınlar Allah'a derinden saygı duyan erkeklerle Allah'a derinden saygı duyan kadınlar Sadaka veren erkeklerle Sadaka veren kadınlar oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır Ey Peygamber müminleri savaşa teşvik et eğer içinizde sabırlı yirmi kişi bulunursa, iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer içinizden sabırlı yüz kişi bulunursa, inkar edenlerden bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. Yoksa siz Allah içinizden cihat edenleri sınayıp ayırt etmeden ve yine sabredenleri sınayıp ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun içinizden cihad edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da, onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Andolsun mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki bunlar yapmaya değer azmi gerektiren işlerdendir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Sabretmiş olmaları sebebiyle bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Sabredin ve sabırda yarışın. Sınırlarda nöbetleşin. Allah'tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuyla zafa düşersiniz. Rüzgarınız kesilip gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Ey Muhammed, sana vahyolunan'a uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en iyisidir. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyledir. Onlardan yana üzülme tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Sen sabret. Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de seni vefat ettirsek de sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnutluğa eresin. Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara, ve hiçbir nanköre itaat etme. Ey Muhammed. Yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir. İsmail'i, İdris'i, Zülkifil'i de an. Hepsi de sabredenlerdendi. Sabah akşam Rablerine, onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. Ey Muhammed! Sabret! Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et. Rabbinin hükmüne Sabret! Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbine hamd ile tesbih et. Güzel bir sabırla sabret. Asra andolsun insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. Sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe sürüklemesinler. Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Lokman oğluna, Ey oğlum, namazı dost doğru kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır ve sana isabet eden musibetlere karşı sabret. Çünkü bunlar azmedilmesi gereken işlerdendir. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki Seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sana sıcak bir dost vermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dost doğru kılan Kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da adın cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: Sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu ne güzeldir. Sadakalı